Ahmet Hocam maçın özetini izledik şimdi. Evet. Afyonspor iyi kapandı Kadıköy'de ki arkadaşlarımız da özet görüntüyü ekranlarda dönüyorlar. İşte Fenerbahçe yine oyun üzerinden tabii bir takım eleştiriler de aldı. Daha önceki lig maçları üzerinden de sizinle zaten konuştuğumuz detaylardı. Yani neler derseniz Kadıköy'de topu kontrol etmekte zorlandı. Birkaç pozisyon buldu, fırsat buldu ama... Kaleci Anıl'ı geçemedi. Yine son problemler ön plana çıktı. Bize geniş şekilde dün analiz eder misiniz? E şimdi aslında sen çok güzel başladın. E, Afyon çok iyi kapandı. Yani Fenerbahçe şu an ligimizde oyun konusunda eksiği olan takımlarımızdan bir tanesi. Peröre döneminde zaten benim de değişmeli dediğim bir oyun anlayışları vardı. Zeki Murat Hoca maçtan sonra onu geçiş oyunu olarak tarif etti. Ve dedi ki oyunu değiştirmek hı hı. istiyoruz. Şimdi... Zaten değiştirmek istediğiniz bir oyunla sahaya çıkıyorsanız bu oyun olarak sizin eksiğiniz olduğunu gösterir. İki, senin yaptığın tespiti onların da maçtan önce yapması lazım. Kapanacak bir takım var karşımızda. Demek ki bizim onu açmamız lazım. Şimdi açmayı da biz önde baskıyla bazen başaracağımızı sanıyoruz. Bakın önde baskı yapmak demek bizim ülkemizde önde baskıyı... Akıllı bir şekilde taktik yönden doğru uygulayan takım şu an için yok. Dönem dönem bazı pozisyonlarda bazı takımların uyguladıklarını görüyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de baskıyı tercih etti. Yani daha fazla koşmayı tercih etti. Fenerbahçe korokor mücadele etmeyi tercih etti. Oyuna sürdüğü futbolcularda daha fazla bu mücadeleyi verdiler. Sizin o takımı önce kalitenizle, aklınızla açmanız lazım. Kanat oyunuyla açmanız lazım, e, ceza sahası dışından şutlarla açmanız lazım, merkez hücumlarında verkaşlarla açmanız lazım. E, Fenerbahçe bence düşünce olarak, strateji olarak bu hatayla başlayınca ve de oyununu geriden oyun kurma dahil çok ağır oynayınca Fenerbahçe hep markajda kaldı. Yani düşünün oyunun etkili oldukları dönemde bile şimdi kanat oyununa ihtiyacınız var. Sağ tarafta Rossi'yi ki İrfan Can girdikten sonra etkili olmasına rağmen İrfan'ı orada kullandı. Sol ayaklı içe kat ediyor. Sol tarafta Burak'la başladılar içe kat ediyor. Oyunu genişlemesini oynaması gerekirken oyunu önde daha fazla sıkıştırdılar. Bu onların strateji olarak bence bir hataları oldu. Ama en önemlisi de söylediğim gibi çok basit, çabuk öne oynamanız lazım. Her dokunuşunuz Rakibin birinci bölgesinde kompakt bir şekilde durması için ona zaman kazandırmaktı. Fenerbahçe bu fırsatı rakibe verince kendi işlerini kendileri de zorlaştırdılar. Oyunu çözen de zaten yine kalite oldu. Bakın takımda zaten kim yok. Ferdi bence önemli bir futbolcu oldu. Ferdi yok. Oyunun başında İrfan Can yok. Mert Hakan yok. Mesut yok. Var olan Valencia sakatlıktan yeni dönmüş. Pelkas hiç oynamazken yeni oynamaya başlamış. Bu kadar eksik Fenerbahçe'nin işinin zor olacağını gösteriyordu. Bence hiç rotasyonu düşünmeden çünkü öyle bir konumda ki Fenerbahçe Allah korusun diyeceğim onlar için de. Ya dün maç berabere bitti. Bir de elenmiş olsalardı camianın şu an yaşadığı sorunlar kesinlikle zirve yapardı. Bu kadar riskin, tehlikenin olduğu bir yerde Bence rotasyona hiç gerek yok. En iyi 11'inizle evet. bu maça başlamanız gerekirdi. Fenerbahçe'nin bir eksiği de oydu. Şu cümleyi de ilave edeyim. Tabii. Bakın Fenerbahçe'nin kalitesi Afyon'un çok üzerinde. Bu 11'de onları rahat bir şekilde yenmeye yeter. Ama hata şuradan oluyor. Ya ben teknik direktör olarak işte Ahmet'in yerine Çiğdem'in yerine sen daha kaliteli oyuncusun. Onun için söylüyorum. Benle evet, evet. başlamayı tercih ederse bu öteki futbolculara da bence olumsuz bir mesaj. Hoca maçı çok önemsemiyor veya nasıl olsa bu maçı alırız diye inanıyor. Maç seçiyor. Futbolcular da maç seçerse performansları Hı -hı. da düşüyor. Son bir cümlede Burak kapacağı çok üzüldüm. Bence çok değerli bir oyuncu. Siz Biraz böyle. heyecanlı gözüktü değil mi hocam? Bir de yani daha fazla süre almasının gerektiğini söylüyor hep yorumcular taraftarlar bilemiyorum aynı görüşte misiniz? E, mutlaka o konuda aynı görüşteyim Hı -hı. ama dünkü performansı ile ilgili farklı görüşteyim. Burak kapacak gibi. Gelecekte çok şey beklediğiniz bir futbolcunun ilk maçı böyle bir maç olmaması lazım. Burak sol tarafta yalnızları oynadı. E, bakıyoruz. Arkasında Muhammed var. Birlikte oynama alışkanlıkları yok. Valencia e, sakatlıktan yeni dönmüş dedik. Orta sahada Keza, Pelkas ve Meyer oynadı daha ilk defa bir araya geldikleri oyuncular takım oyununun oynamadığı evet. oynanmadığı bir maçta Burak'ı tek başına kapanan bir takımın karşısına koyar da o defansı aç derseniz kim o olursa olsun açamaz Hı -hı. o yüzden kötü bir başlangıç oldu Burak hakkında ben Burak gibi futbolcuların işlerinin daha kolay olacağı başlangıçları hak ettiklerini Bu düşünüyorum. Bu maç yani o maç değildi diyorsunuz. Kesin, kesin değildi. Bakalım yeni günde hocam zaten sizin söylediğiniz gibi de Burak'la alakalı birçok başlık da var. maçın özetini izledik, pozisyonlara da baktık. Daha doğrusu maç içerisindeki tercihleri vesaire oyunu da değerlendirip bir de manşetleri görelim isterseniz. Görelim. Neler yazılmış, çizilmiş, hangi başlıklar atılmış? Ekranlarımıza gelecek şimdi. Evet. Kadıköy'de iyi kapandı Afyon Spor dedik. Ee, Tabi orada size göre Afyonspor'un daha doğrusu performansını da değerlendirirsek zaten. Beklentiler dahilindeydi. Siz söylediniz Fenerbahçe daha iyi bir kadroya sahip diye. Turlayamadı ama nasıl oynadı bunun haricinde? Ee, i̇yi oynadı. Yine bakıyorum biz e, rakipleri de bazen çok maçlık değerlendiriyoruz. Hı hı. Yani amaç e, Türkiye'ye doğru mesajları vermek olmalı. Afyon takımı ikincilik için bu sene çok büyük harcamalar yaptı. Yaptıkları bu harcamaların karşılığında... ...son dönemde Cem Kavçak Hoca ile iyi bir performans yakaladılar. Ama sezona kötü başlayan takımlardan bir tanesiydi. Futbolcuları bulundukları lig için çok kaliteli. Kalecileri Anıl bence iyi oynadı. Ee, yine Nazmi yi ön plana çıkarmak istiyorum. Nazmi bu takımın. Hem defansta kaldı ki... Ee, Forvet'e kadar her bölgesinde oynamış çok değerli bir oyuncu. Dün takımı çok iyi yönetti, yönlendirdi. Erdinç onunla beraber iyi oynayanlardı. Kadro bu ligin yani kendi ligin üzerinde bir kadro. Hepsini tebrik etmek lazım. Ama şu gerçek var. Fenerbahçe Afyon kondisyonunu tükettiği anda yani yorulduğu anda kalitesini oyuna yansıtabildi. Bu da alt liglerdeki temponun ne kadar düşük olduğuna dair bize ayrı mesajlar verdi. Peki hocam ben demin manşetleri istedim ama bir önceki saat dilimimizde görmüştük. izleyenlerle de buluşturmuştuk. E, atlamıştım ben onu bir kez daha hatırlatmış olalım. Hep zaten başlıklarda manşetlerde işte uzatarak turladı, işi uzattı, zora soktu gibi de e, ibareler var. Bu tarz tanımlamalar da var. Hani biraz da ligdeki gidişatını da bir teknik adam gözüyle değerlendirirsek yani... Okulvardaki gidişi nasıl yorumlarsınız merak ediyorum. Sonrasında ee, Beşiktaş'a geçeriz. Evet, zora soktu. Demin de vurguladım. Fenerbahçe'nin daha baştan işi bitirmesi lazım. Düşünün şimdi. Sizin bu dönemde zaten düzeltmeniz gereken çok şey var. En büyük sorun da camiada oluşan o güvensizlik ortamı. Hı hı. E şimdi bu maç berabere biterse e, maçın sonuna doğru gerçekleri konuşalım sevgili Şidem. Yönetim istifa sesleri geldi. Doğru. Yani bu camiaya İyilik olarak geri dönmez. Başkan, yönetim bundan rahatsız olur. Bu tür maçlar camiayı kenetlemek için bence fırsattır. Oyuna en iyi on çok yüksek tempoda, aklınla, doğru stratejiyle, taktikle başlarsın. İşte demin Alanya'yı buna örnek verdik, ee, Karagümrü'yü buna örnek verdik. Ee, hı hı. Sonucu garantilersin. Tamamıyla seyircinle, taraftarınla barışabileceğin, o güven ortamını oluşabileceğin kalitede böyle bayram eğlence tadında bir maç oynarsın. Fenerbahçe bence bunu başarmalıydı. Peki. O yüzden şu an yeni hoca arayışı içindeler. En kısa zamanda da bunu bence Fenerbahçe'nin hemen çözmesi lazım. Volkan Demir'le konuştuk. Bu konu üzerinde de zaten bir yoğunlaşma durumu söz konusuymuş. Yani hoca adayları oldukça bol ama şu anda bir şey söylemek için erken dedi. Çok yakından takip ediyor ama, biliyorsunuz camiayı. son bilgi böyle. E doğru geç bile kaldılar. Evet. Bugün Perşembe, 10 gün sonra, hatta 8 gün sonra Fenerbahçe'nin, e, pardon e, aşağı yukarı yine ama yine maçı var. Evet. Yani bu kadar e, kısa bir süre içinde bu hoca ne zaman belli olacak, ne zaman transferi halledecekler, ne zaman gelip takıma bir şeyler öğretecek. Hı hı. O yüzden Peki. geç bile kalındı. Tamam e, günün maçlarını tabii konuşacağız. Tabii. Beşiktaş diyelim isterseniz. Beşiktaş'a dair de tabii hem ligdeki gidişata dair de size sormam gereken çok fazla ayrıntı var. Hem de bugünkü mücadeleyi de biraz ele alalım istiyoruz. Çünkü kritik bir maç. Beşinci turda Beşiktaş da Altay'la karşı karşıya gelecek. Bugün saat 21'de başlayacak mücadele. A Spor'dan takip edebilirsiniz. Önce iki takımdan gelin son bilgilere bir bakalım sonra üzerine sohbet edelim.